Futbol Plus ekranlarından herkese merhaba. Bugün sizlerle Galatasaray-Kopenhag maçının ardından maçın veriler üstünden analizini elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Tabii Galatasaray adına iyi futboldan bahsedebiliriz ama biraz da şanssız bir futboldan da bahsetmek lazım. Çünkü iyi oynayan Galatasaray, direkten dönen toplar, etkili pozisyonlar özellikle ilk yarının hemen başında istenilen sonuç gelmedi. Tabii 2-2 kötü bir sonuç mu? Aslında Şampiyonlar Ligi için ideal bir sonuç ama tabii ki de 6 puan çıkartmanız gereken Kopenhag'dan sonuç olarak 1 puanla ayrılıyorsanız evinizde bu biraz talihsiz oluyor. Peki sonuç nereden geldi? Elimizde bazı veriler var. Şimdi öncelikli olarak Galatasaray'ın çok dağınık bir futbol oynadığından bahsetmemiz lazım ki ortalama oyuncu pozisyonlarına baktığımız zaman sevgili izleyenler gerçekten de bu Kopenhag'ın oynadığı oyun. Bakın Kopenhag'ın sahaya dizilişi. Dörtlü savunma hattı çok net. İkili merkez orta saha ve ileride 3 ve 1'liği çok rahat bir şekilde 4-2-3-1'i görebiliyoruz. Peki Galatasaray'da bu tablo nasıldı? Bu da Galatasaray'ın sistemi. Bakın Galatasaray'ın sahaya yayılımına baktığımız zaman şöyle bakalım. Daha rahat göreceksiniz. Muslera ön tarafta dağınık bir üçlü. Abdülkerim burada zaten. Merkez orta sahanın nerede olduğu çok belli değil. İşte Angelino'nun olduğu yere bakıyorsunuz ve keza dağınık bir kadro planlaması. Yani oyuncuların merkez orta sahadan tutun da beklere kadar nasıl oynaması gerektiğini elbette biliyorlardı. Ama sahadaki oyun ezberiyle alakalı problemleri olduğunu söyleyebiliriz ki ben sıklıkla yayınlarımda bahsediyorum. İşte Sergio Angelino ile Sacha Boyer arasındaki ilişkiyle ilgili baktığımız zaman bakın bu ekranda gördüğünüz şu anda size gösterdiğim bu grafik ısı haritası. Neyin ısı haritası? Angelino'nun ısı haritası. Sacha Boyer'in ısı haritası. İkisi de bek oyuncusu. Sacha Boyer maça damga vurdu. Ve bence Tete gibi maçın adamı durumunda. Fakat bakın Angelino'yu görüyorsunuz. Kademedeki, arkadaki boşluk. Peki Galatasaray'da şu an mevcutta, merkezde Kerem Demirbay mevkiyi doldurmaya çalışıyorken bu kademeyi yani bu bölgeyi kapatabilecek hangi oyuncu var? İşte bu oyuncunun yokluğu. Angelino bu çıkışları yaptığı zaman arkada yaratılan bu boşluk Galatasaray'da Kopenhag nezdinde tabii ki de ciddi problemlere teşkil etti. Yani Angelino'nun biraz daha sanki statik oynamaya ihtiyacı vardı ama oyuncunun biraz mantık olarak, biraz da oyun ezberi olarak çok fazla ileriye çıkan bir oyuncu olması Kopenhag'ın işine geldiğini söyleyebiliriz. Tabii sorun sadece savunmada mıydı derseniz bence sorun bir de Hakim Ziyech'in oynadığı mevkideydi. Sevgili izleyenler, Ziyech'in oynadığı pozisyona baktığımız zaman Ziyech'in şuradan sizlere sağdaki yayılımı göstereyim. İlk 11 yayılımını göstereyim. Zaten Samsunspor maçının 45 ile 60'ın dakika arasındaki oyun mantığını burada da gördük. Neydi bu plan? Hakim Ziyech ikinci yarı başlangıcında hatırlayalım Samsunspor maçını. Kanatta başlamıştı. Ve o maçın o 45 ile 60'ın dakika arasında Samsunspor 2 gol bulmuş. Neden? Çünkü Ziyech ne orijin sağ açık ne de Mertens yeterli performansı verebilmiş o dakikadan sonra. Ve Okan Hoca yine Ziyech'i bu mevkide oynatarak aslında performans alamadı. Performans rakamlarına bakalım Hakim Ziyech'in. Birincisi Hakim'den ne beklersiniz? Madem kanatta oynuyorsun etkili orta yap. 6 tane orta 5'i Kopenhaglı oyunculara. Hakim gibi bir oyuncuysan Icardi'yi de beslemen lazım. Peki Hakim ne yaptı? 0 kilit pasla maçı tamamladı. 0 kilit pas. 66 dakikada Icardi'ye yapılmış 0 kilit pas. Peki hadi bunu da yapamadın. Peki fiziksel anlamda rakibe karşı üstünlüğü ne yaptın? Hani ona da bakmak lazım. Girilen toplamda 9 ikili mücadele 7'si kayıp. Yani fiziksel kapasite anlamında da problemler yaşayan bir Hakim Ziyech gördük. Bunların hepsini alt alta koyduğumuz zaman Hakim Ziyech'in oynadığı mevkiyle alakalı ciddi problemleri vardı. Yani Mertens'in yerinde oynasaydı Hakim muhtemelen o Samsunspor maçının 60'ın dakikasında ne olmuştu? Barış Alper oyuna girmiş. Hakim ise 10 numaraya geçmişti. Sonrasında performans katlanmıştı. Ve bence şu dataya da bakmamız lazım. Hiçbir Galatasaraylı futbolcunun 66 dakika boyunca %57 gibi düşük bir ikili pas başarı yüzdesiyle oynama lüksü bulunmuyor. Hakim Ziyech böyle oynadı. Ve Okan Hoca 66 dakika boyunca bunu çözmeyip biraz da oyuncuyu oyundan almayı tercih edince işin rengi değişti. Ve evet Galatasaray 2-2'yi yakaladı ama belki de kazanabileceği bir maçı kazanamamış oldu. Bence Kerem Aktürkoğlu'na da başka bir parantez açmamız lazım. Kerem'in de başka bir problemi top kaybı. Sevgili izleyenler, Sacha Boyer, Angelino, Kerem Aktürkoğlu ve Hakim Ziyech'in toplamda kaybettiği
top sayısı 82. Galatasaray'ın kanat oyuncuları maç boyunca 82 kez, yani dakikada bir kez neredeyse Kopenhaglı oyunculara top kaptırdı. Bu çok olması gereken bir durum değil. Anormal bir durum. Bakın Kerem Aktürkoğlu. Az önce ne dedik Hakim İzleyek için? %57 pas başarı yüzdesi dedik. %50. Her iki topun biri kayıp. Kerem Aktürkoğlu'nda. Bu çok anormal bir durum. Ve şunu söylersiniz. Tamam, adam denedi. Orta yaptı, mücadele verdi. Ne bileyim, hani bir şekilde etkili oldu. Direkten dönen topu var. Doğru. Kaçan iki tane de önemli fırsatı var ama oyunu iki yönlü bakmamız lazım. Evet, adam hücuma dönük oyunda etkili işler yaptı ama Kerem'in, Hakim'in kaybettiği toplar Kopenhag'ın hangi ataklarına vesile oldu? Oraya da oradan bakmamız lazım olaya. Ve ben açıkçası işte girdiği 4 tane dribbling denemesinin 3'ünü kaybeden, 20 tane pas verip onu rakibe giden ve aynı zamanda girdiği 8 ikili mücadelenin yine %50'sini kaybeden ve 20 tane top kaybeden Kerem Aktürkoğlu için de formül bulunamamasını çok kabullenemiyorum. Onu da, bunu da söylememiz lazım. Ve az önce top kayıplarından bahsettik ama bence maçın bir başka kritik noktası da kilit pas performansı. Az önce Hakim üstünden okuduk bu olayı ama genele bakmamız lazım. Oyunun bütününde ilk 11'de sahaya çıkan kanat oyuncuları Mertens, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu verdikleri, Icardi'ye verdikleri gollük pas, kilit pas sayısı sadece 3. Sadece 3 kez Icardi'yi besleyebildiler. Yani senin orta sahanda oynayan oyuncular Icardi'yi besleyemiyorsa Icardi'den ne bekleyeceğiz? Tabii ki de çok etkili bir performans beklemeyeceksin. Çünkü adamı besleyemiyorsun. Mertens 2 kez. Icardi 2 kez. Kerem Aktürkoğlu 1 kez. O zaman geçmiş olsun. Icardi'yi besleyemediğin sürece problem yaşıyorsun. Ve bu tablo Galatasaray'ın aslında hücumda belki daha etkili olmasının da önüne geçti. Evet, çok fazla pozisyon kaçırıldı ilk yarıda vesaire ama orta saha üretkenliği daha iyi olsaydı Galatasaray bence 3'ü 4'ü belki daha fazla skoru da bu karşılaşmada bulma ihtimali vardı. Ama orta saha verimliliği düşüktü. Ve Mertens'in oyunda kaldığı süre içerisinde, sevgili izleyenler, oyunda kaldığı süre içerisinde 19 kez topla buluşuyor Mertens. Bakın 19 kez topla buluşuyor. Sadece 9 tane pas atıyor. Sadece 9 pas atıyor. Ortası zaten yok. Mevki açısından da olması çok mümkün değil. 2 tane kilit pası var. Ve siz Mertens'i oyundan alıp Hakimi oraya sürme planını hayata geçirmiyorsunuz. Evet, Mertens oyundan çıkıyor. Ama özünde baktığınız zaman Hakim Ziyech'le Mertens'in hızlı bir şekilde mevki değişikliği yapıp Hakimi Mertens'in yerine belki de Barış Alper'in oyuna girmesi gerekiyordu. Yani bunların hepsi aslında dünkü maçın özünde problem gibi gözüküyor. Teknik anlamda Galatasaray'ın Kopenhag karşılaşmasını sizler için değerlendirmeye çalıştık. Kaybedilen topların çok fazla olması, girilen ikili mücadelelerin bazı oyuncular için çok fazla kaybediliyor olması, aynı zamanda orta saha üretkenliğinde gollük pas konusunda problemler yaşanıyor olması ve buna ek olarak da yine bazı futbolcuların oyuncu değişiklikleriyle alakalı Okan Hoca'nın mevki değişikliklerini bence zamanda yapmaması ve oyuncu değişikliklerini zamanda yapmaması problem teşkil ediyordu. Sevgili izleyenler, sizlere Kopenhag maçını değerlendirmeye çalıştık. Bizi izlediğiniz için ve bizlere bu zamanı ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.